Müthiş bir yemek yapıyoruz. Müthiş bir yemek. İsteyen meze diyebilir, isteyen ara sıcak diyebilir. Hemen jumbo karideslerimi şöyle ayırıyorum. Bakın buzlu. Taze karides kullanacaksanız ayıklayıp direkt kullanabilirsiniz. Bakın suyun altında hemen açılıyor, görüyor musunuz? Hemen. Bak hemen açıldı. Yani 10 saniye bile sürmedi. Karidesin böyle bir özelliği var. Bu kadar. En büyük ocağımın en büyük gözünü orta ateşe getiriyorum. Orta ateşte. Bu arada çelik tava bu tarife çok yakışır. Teflonla yapabilirsiniz ama çelik tava kadar yakışmaz. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. 1,5-2 yemek kaşığı zeytinyağı. Orta ateşte ısınırken havluyla fazla suyunu alıyoruz. Yağ ısındığı anda şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi karideslerin büyüklüğü 31-40. Unutmayın, daha büyük olursa daha fazla tutacağız. Tek tek attım farkındaysanız. Bir anda atmadım. Daha 30 saniye olmadan bakın pembeleşti, görüyor musunuz bir tarafı? Toplam 2 dakika. 2 dakika yeterli. Gerçi büyüklüğüne göre değişir. 2 dakika sonra çeviriyorum. Toplam 2'şer dakika, unutmayın. 4 dakika sonra burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Karidesleri böyle al. Ne kadar büyük karides bulursanız o kadar lezzetli olur. Unutmayın. Harika. Karidesler burada sırasını bekliyor. Ocağımın altını artık kısıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı. Hatta 1,5 yemek kaşığı. Bakın tavanın dibini kazıyorum. Her zamanki gibi. Dikkat ediyoruz. Burası önemli. Ufak detaylarda saklı lezzet. 4 sarımsak. Diğer 2 sarımsağımız. Parmesan peynir, parmesan peyniri olmayan benim gibi ya da kullanmak istemeyen benim gibi krem peynir. Krem peynir kullanmak istemeyen beyaz peynir. Hepsi olur ama bana sorarsanız yani benim damak tadıma göre en çok krem peynir yakışıyor. 3 tane krem peynir. Yarım çay kaşığı şeker. Şimdi burayı iyi dinlesin. Yobazırs takımı. Yok efendim ben şarap kullanmam. Yok şöyle yapmam. Böyle yapmam. Şarap ısıya geldiği zaman alkolü uçar, sirke olur. Bir su bardağını, pardon, bir çay bardağının 1/3 kadar beyaz şarap. Yine de saygı duyuyoruz. Şarap kullanmak istemeyen normal su bile kullanabilir. Harika. Krema, 5-6 adet krema marketlerde satılan yemekler için, yemekler ve soslar için yazıyor üstünde. Bir paket krema, 200 mililitre. Şu an muhteşem bir şey yapıyoruz. 5 yıldızlı restoranda gittiğiniz zaman bile bu kadar lezzetlisini yemedim diyeceksiniz. Bak bu lafımı yazın. Tavanız böyle dönmeye başladığı anda rengi anlayın ki doğru yoldasınız. Tuz. 1 çay kaşığının 1/3 kadar. Karabiber 1 çay kaşığının 1/3 kadar. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Çöp. Karideslerimi tekrar atıyorum. Şöyle bir karıştır. Bir bağ maydanozun 1/3 kadar. Evet. Şöyle çok azını ayırıyorum. Tatlı kaşığı kadarını. Diğer kalanı hemen içine. Hemen karıştır. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Size küçük bir itiraf. Biraz daha tuz istiyor. İyice fokurdamaya başladı. Tamamen ne kadar koyu olacağı size kalmış. Bakın tavamı görüyor musunuz? Tertemiz. Bir şeyin farkında mısınız? En ufak yanma yok. Şuralara da bakın. Doğru pişirme böyle olur. Yanmamalı. Bütün lezzet sosa geçmeli. Evet. Artık ne kadar çektireceğiniz size kalmış. Tamamen tarz meselesi. Ne kadar çektireceğiniz. Nasıl hoşlanıyorsanız. Benim için bu yeterli.
En büyük sarımsağı seçin elinizdeki. Kopar. Tek yeter esasında. Böyle teki yeter ama iki tane yapacağız. Daha lezzetli olsun. Şu kafasını. Bakın aynen böyle istiyorum. İkinciyi de. Birebir gösterdiğim gibi yaparsanız müthiş sonuçlar alırsınız. Hemen bir folyo. Hemen bir yağlı kağıt. İçine koy. İlk başta şöyle. Kapat. Yap hediye paketini. Şu şekil. Evde müthiş bir yemek yapıp eşinizi, sevgilinizi etkilemek mi istiyorsunuz bayanlar? Veyahut da 40 yıllı evlisiniz. Şöyle eşimin bir aklını alayım diyenler mi var? Hemen bu fırına. 200 derece 40 dakika. Oda sıcaklığında tereyağı. Oda sıcaklığında olması çok önemli. Şöyle. Bakın. Dolu dolu. 1. 2 yemek kaşığı tereyağı. 125 gram gibi düşünün. Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber, vefalının gönderdiği Urfa'dan ev yapımı. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Tuz. Karabiber. Bir çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. Bir çay kaşığının 1/3 kadar tuz. Yarım bağ maydanoz. Veyahut da kestikten sonra ince ince 2 yemek kaşığı kadar maydanoz. Artık en ince ayrıntısına kadar veriyorum. Yok olmamış, yok pilav pişmemiş. Ya olmazsa olmadı derim. Benim bir kaygım yok ki buradan para kazanmak veyahut da ünlü olmak gibi. Hala mı anlayamadınız? Sadece zaman geçiriyorum burada. Ben daha ölmedim normal hayatta. Sadece ölü taklidi yapıyorum. Evet, ince ince kestikten sonra. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Dereotu. 2-3 yaprak kadar düşünün. Dal kadar daha doğrusu. O müthiş aromasını, müthiş lezzetini versin sadece. Maydanoz zaten çok koyduk. Sarımsaklar hazır diye düşünüyorum. Bakalım bir sürprizle karşılaşmayız inşallah. Oo sıcak bir de. İnanılmaz sıcak. Oo tutulacak gibi değil ama mis gibi kokuyor. Of. Hemen. Bakın görüyor musunuz? Dumanı görüyorsunuz değil mi? Tutulacak gibi değil. Bunlar görüyorsunuz. Tamamen çöp. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Zeytinyağı. Hemen es. Hemen. Önemli nokta bakın. Püf noktası inek tereyağı kullanmalısınız. Koyuna girerseniz çoğu kişi bunu yiyemez. İnek tereyağı kullanmayı unutmayın. Bir baget ekmek. Küçük baget bu. Ortadan ikiye. Ortadan ikiye kestiğinizde yine tam ortadan ikiye. Harika. Sarımsaklı ekmek adı üstünde. Bol bol sarımsak olmalı içinde. İsteyen kaşar peyniri de kullanabilir ama parmesan daha çok yakışıyor. Hemen bu fırına. 200 derece 13 dakika. Kontrollü. İnanılmaz sıcak. Evet. Hatta dayanamayacağım ya. Şunu yapacağım. Sese bakar mısınız şimdi? Altına da bakalım. Yanmış mı yanmamış mı? Bazen aklıma gelmiyor. O gün pizzayı unutmuşuz. Söylenmeyen kalmadı. Şimdi de son anda geldi aklıma. Görüyorsunuz değil mi? Açın ağzınızı. Bakın iyice çektirdim. Şimdi bunu normalde bir güveçe koyup servis yapabilirsiniz. Yalnız şunu yapmazsam kendimi affetmeyeceğim. Sarımsaklı ekmeğim ve şu.
Oyun bozanlık yapıyorum biliyorum ama bunu yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Sonra daha sonra bunu tabağınıza alıp yediğiniz zaman bunları, bu lavaşları bana dua edeceksiniz. Daha sonra şöyle ayırdığımız maydanoz vardı ya, ondan harika. Şunları da köşelere koyacaksınız. Kısa zamanda müthiş bir şey yaptık. Tabii tadına bakanlar bunu ne demek istediğimi anlayacak. Daha da sulu yapabilirsiniz. Hemen açın ağzınızı. Şöyle sosundan da. Sadece tadına bakın. Bu kadar lezzetli bir şey. Bu kadar basit. Daha doğrusu basit demeyeyim de bu kadar hızlı yapılıp bu kadar lezzetli bir şey nasıl olabilir? O kadar iyi ki. O kadar. Ve son olarak şunu da yapalım. İşte böyle. Kapı çalıyor, arkadaşlarım geldi. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Danimarka maçı var. Danimarka maçı seçer. Benim gizli takımım Danimarka. İzleyip izleyip abone olmayanlar. Size unutmadım tabii ki. Olmayın bakalım, olmayın. Nereye kalmayacaksınız? Hepimize iyi sağlık. Tekrardan herkese selamlar.